Merhabalar, Elması Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli izleyicilerim, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İyi. Vallahi biz çok iyiyiz. Gezmeye geldik. Kezban ablanın evindeyiz bugün. Görüyorsunuz, misafirler gelmiş. Ayşe yenge, Hatice yengem. Eski komşular. Annem. Eletim kız. Nasılsınız, iyi misiniz? Yoruldunuz mu? Pek yoruldum. Nasıl? Uzun yoldan gezdim. Uzak, ev çok uzak. Burası Kezban ablanın salonu, şöyle göstereyim. Diyor ki çekindiğinden, biz diyor hani kanepelerimiz falan yeni almadık, kusura bakmasınlar diyor. Hani herkes olduğu gibi eşyalarıyla, kendi evinde olsun, eşyası kötü olsun, ne olacak sanki? Aynen. Kendi iyi olsun da. Şöyle televizyon sehpasını koymuş, yanına komodini koymuş. Çantada çıktı. Güzine sobasını koymuş, üzerine düdüklüsünü koymuş. Yaprak var içinde de. Ayşengen bakmış bak, yaprak var içinde diyor. Yaprak var mı değil de. Bir de bakalım, Kezban ablan yaprağına bakalım. Hatice teyzeninkine uyuyacak mı? Yiyeceğim sağ. Kezban bakalım sağ. Ben daha koca avrat yaprağı sarar. Annem diyor yine koca avrat yaprağı diyor. Ben koca avrat mı? Onlar kendiyi sarar. Hatice teyzenizle gezmeye geldik bugün. Geldik. Abdest mi alacaksın anne? Evet. Yoruldum hocam, dinleneyim, abdest alacağım. Aynen. Şöyle isterseniz girişten başlayalım. Burası bilmiyorum kaç oda olduğunu. Ben de şimdi geldim. Hani izin aldım, çekebilir miyim diye. Çek dediler. Şu dikkatimi çekti. Kapıları lake kapı. Böyle kayan kapı. Yani bu biraz daha pahalıydı. O zaman sormuştuk. Biz de ev yaptırırken. Burası galiba öyle boş bir oda. Şöyle yastığını koymuş. Perdelerini takmış. Valiz koymuş. Yastıklarını dizmiş. Burası köşem odası gibi olmuş. Yani köy evi gibi. Zaten köy evinde oturuyoruz ama görüyorsunuz her taraf parke, fayans. Yani köy evi demeye şahit ister. Burası böyle bir odası. Şöyle hemen yandaki odaya geçelim. İnanın ben de bilmiyorum hani karşıma ne çıkacak. Ben de sizlerle birlikte bakıyorum. Burası galiba yatak odası. Tam olarak bilmiyorum. Hani dolap yok, gardırobu. Sadece böyle bir buraya da bir güzine sobası konulmuş. Burası da boş oda. Hani böyle halılarını koymuş, elektrikli süpürgesini, yatağını, böyle bir tek kişilik bazası var. Yüklüğünü kaymış ve nevresimlerini böylece koymuş. Şöyle karşı tarafa doğru gidelim. Burada ışık fazla geliyor. Bakalım kimin ışığıymış. Kolay gelsin. Sağ ol abla. Burası Kezban ablanın mutfağı. Ekmeğini kaymış. Ununu koymuş. Böyle turşularını dizmiş. Çok fazla yapma Özlem abla. O zaman da çöküyor. O yeterli. Özlem ablam oturmuş. Kek çırpıyor. Kolay gelsin bacım. Sağ olasın, hoş geldin Elmalı. Abla, ben sana hep abla diyorum ya. Seni benim kendi ablam sanıyorlarmış, görünce mi sanmıyorlarmış. Ama vallahi ben hiç görünce gözünde görmem. Zaten abla diyorum yani. Sürekli severim ben görüncelerimi. Burası Kezban ablanın mutfağı. Şöyle göstereyim. Buzdolabını koymuş. Onun üzerine burada yemek davet bolca yapılıyor. Oraya tencerelerini koymuş. Fırını koymuş. Mutfak dolabı böyle bu hangi renk oluyor acaba? Pembe mi, kırmızı mı? Çözemedim. Mor gibi duruyor mor şurada. Koyu kırmızı. Gibi çok mor gibi, pembe gibi, bilemedim vallahi hangi renk. Şöyle göstereyim sizlere. Burası Kezban ablanın mutfağı böylece. Bir de şu karşıya bakalım. Şöyle bir ayna koymuş buraya. Tabii bu da
Ben, merhaba. Vallahi ne yapayım? Çıktık yollara, geziyorum. Artık sizler de merak ediyorsunuz evleri. Hani kimin evindeyiz, neredeyiz? Sizler de görün bizim gezdiğimiz yerleri. Burası biraz karanlıkmış. Olsun bakalım. Böyle bir ayna yaptırmış. Şöyle. Aslında güzel. Hani ben de seviyorum böyle aynayı. Biz de şimdi gezmeye çıktık. Burası Serkan'ın, yani eşimin, amcasının kızının evi oluyor değerli izleyicilerim. Bu arada kendimi de göstermeyince olmaz sizlere tabii ki de. Şöyle diğer bir kapıya geçelim. Burada bir tane daha oda var. Ha, Kezban ablanın odası burasıymış. Bayağı çok odası varmış. Şöyle bir komodin üzerine televizyonunu koymuş. Perdeleri bu şekil. Başlığı ve gardırobu. Şöyle de bir sandalye koymuş. Galiba şu karşılarda banyo ile tuvalet oluyor. Önce ben bir bakayım. Daha sonra siz bakın. Burası da tuvaleti ve el yıkama yeri. Hatice'ye bu da amcamın eşi Hatice Yenge. Hatice Yenge, selam göndermek ister misin? Söyle. Söyle. Ablamın gelinlerine selam söyle. Selam. Ondan sonra ablamın gelinlerine, ablama, enişteme. Ablaların ismi ne mesela? Hatice Yenge. Ablamın bir Rıdvan'la bir Keklik. Ay, gerçekten çok güzel isimler. Gerçek mi Hatice Yenge? Rıdvan'la Keklik. Ha. Seval. Gelin olur abimden kızlar. Hatice Yenge Koçhisarlı biliyorsunuz. Demirci'ye gelin gelmiş. Ablaların da mı Koçhisar'da yoksa başka memleketteler mi? Biri Ankara'da, biri Koçhisar'da. Ha, bir tanesi Ankara'da, diğeri Koçhisar'daymış. Buradan selam gönderiyoruz ablalarına da. İzmir'de de abim var, çocukları var orada. İzmir'e kucakta olsun, sevgiler, selamlar olsun. Benim küçük kardeşim de İzmir'de. Onlara hep selam. İnşallah seni izlerler. Sana da bir selam gönderirler Hatice Yenge. Bu şu şey. Özlem Hanım maşallah çırpıcı gibisin kız. Allah esirgesin. Özlem Hanım sana yorum yazmışlar. Diyorlar ki Özlem Hanım'ın yüzü ne güzel. Yüzüne ne sürüyormuş? Parıl parıl duruyor. Vallahi billahi. Ve zaten gözlerim annem beni güzel yapmış. Allah seni Özlem. Vallahi öyle yazmışlar bana. Özlem Hanım'ı çok göster diyor. Bir tane yorum gelmiş. Annem boyandım geldim. Hadi canım. Annem boyandım geldim. Bunlar da bilmiyor. Bunun içine ne kattın Özlem Hanım? Ne kattım? 3 yumurta. Evet. Yumurta. Ondan sonra bir bardak şeker döktüm. Hı hı. Onun ikisini beyazlarına kadar çırptım. Evet. Ondan sonra bir bardak da yağ. 2,5 su bardağı da un. Bir de kabartma tozu. Tamam, bitti. Kekimiz. Anne keki yani bu. Değil mi? Evet. Köy yumurtası mıydı yumurta? Köy yumurtasıydı. Kezban da tavuk var mı? Var. İyi maşallah. Benimkiler öldü Kezban abla. Önce de zor şey diyor yani. Dede işte. 3 tane oldu da evin başkası da yok. Özlem abla sen sağ solsun. Kızartmış. Sol elinle çırpıyorsun değil mi? İkisinin de çırp. Yerim yoruldu mu değiştiriyor. Bu da kekimizin tepsisi. Kek galiba şöyle davulbazla pişireceğiz. Şunları yiyeyim. Al tamam. Mutfağın da iyi büyümüş Kezban abla. Aşağıdan geldi abi. İki adam girince oturamazdık yani. Ne bir şey yardım edebilirler, ne bir şey yardım edebilirler. Bir de otur. Allah ağzı tadını bozmasın inşallah. Amin. Allah olmayanlara da versin. Benim de kızıma da versin. Amin inşallah. İnşallah. Evsizlik gerçekten zor. Rabbim düşmanıma dahi versin. Öyle söyleyeyim. Düşmanım yok ama. Bize başlatacağım 15 gün sonra evimizi. İnşallah yaz geldi Özlem Hanım. İnşallah. Biz yemek getiririz artık evine hayırlı olsun. İnşallah inşallah. Şu engelsine bize başlatacağım. Başlat valla. İnsan kendi evi gibi yok. Rabbim valla hani herkese nasip etsin. Bunlar da bizi taslıyorlar. Taslamıyor. Biz zaten sana çıkıyor. Turşular da çekin. Ankara'dan çekindir. Turşular çekin diyor. Ayşe yenge sen selam göndermek istemez misin kimseye? Aynen öyle. Kim daha herkes bir de. Aynen öyle. Aynen öyle. Valla. Ne?
Sen şimdi herkes izliyor Ayşenge. Herkese selamıyorum. Ayşenge'nin gözleri de çok güzel. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten çok güzel gözleri var Ayşenge'nin de. Çoklu göz. Özlem ya, valla film gibisin. Ne göz Özlem? Çıtlık göz, bu gözlü ya. Anam bunun tepsi sürüyor burada kadar, nasıl sayıyor? Ben Ayhan üzerimdeyken yimlik deriz, ot. Ona aşermiştim, çok yemiştim. Ayhan da doldu da gözleri yeşildi değil mi Özlem abla? Sen ne dedin bana Özlem abla? Çıtlık mı da bunun gözleri gongo dedi. Allah seni abla. Kongoydu çocuğun gözleri. Ama şimdi değişti. Az kaldı. Yeşil miydi fazla yok yani. Kamaraz oldu. Ha. Ne oldu? Bak sok şunu buradan şey atayım. Sonra sok. Bu da Kezban ablanın oğlu. Kezban ablanın 3 tane çocuğu var. 3'ü de erkek. Kezban ablanın varsa ne yaşam? Senin ismin ne? Ha? İsmin ne? Mevlüt. Mevlüt. Bu da Esila. Esila'mız da Özlem ablanın kızı. Geçen gün sormuşlar oradaki kız çocuğu Özlem Hanım'ın mı diye. Özlem Hanım, inşallah senin de bir gün böyle mutfağın olur. Bize güzel güzel kekler, börekler, pastalar yapar. Koydun mu? Koydum. Ama şey nasıl çalışıyorsun? Hatice teyzeniz de abdestini almış. Namazını kılacak. Allah kabul etsin anne. Kese yanıyor ya lan bana anlamam. Valla ben de gelirken abdest alayım dedim. Bu sefer de yollarda dedim şey yapmayayım, geç kaldık orada alayım dedim. Ben de almadım, biraz sonra ben de kılayım inşallah namazımı. Tamam Marşal. Al şu yüz. Tamam oldu. Cinge bir bak yok yine de yıkanmış ayı kullanmıyorum diyor. Altına üstüne şöyle. Ben bilemem diyor. Altı üstü yanıyor evet. Şunu ekle o derece sana ki. O da derece 180'e getir onu. Şöyle. Hoş geldin. Tamam. Hoş bulduk. Kekimiz de burada pişsin Özlem Hanım'ın keki. Pişsin de yiyelim çayını. Ne doğranacak? Bir şey doğranıyordu. Doğraydı. Daha Özlem ablam kendine iş arıyor. Ne doğrayım diyor. Patiğiz kaynattım diyor. Doğrayım mı? Patiğini bitirdin mi? Başta patik başladım. İyi maşallah. Gel gösterim mi nasıl gözler? Hadi bakalım Özlem Hanım'ın patiğine bir bakalım. Kezban ablanın fayansları da şu şekilmiş. Kahverengi tonlarında. Halı gibi değil mi Özlem abla? Kilim gibiymiş. Şu da eski kilimlerden. Koridoru çok geniş olduğu için. Şey bu. 2 metre yer alıyor. Aynen. Bizimki biraz büyük mü? Bizimkinin şeyinde böyle ama vermişler. Kapılar çok güzelmiş. Bizimkinin şeyinde böyle vermişler. 2 metre evet. Uzunluğu. Şurada Kezban ablanın kapısı. Abla ben balkonu bir çekeyim. Hadi sen çıkar hadi o şeyini. Burası da Kezban ablanın balkonu. Balkonu çok büyük görüyorsunuz. Fayansını falan yaptırmış. Yavaş yavaş hepsi bir anda olacak diye bir şey yok Kezban ablaya. Şöyle İbrahim Efe de burada. Kezban ablanın orada küçük bir serası var. İçine soğanlarını ekmiş. Buraya da galiba ekin ekmiş. Burası da Demirci'nin ayrı bir mahallesi. Burayı da sizlerle paylaşayım. Gerçekten burası çok güzel. Hani nasıl güzel? Sakin, sessiz. Herkes kendi halinde. Şöyle yavaş yavaş. Hava çok güzel. Vallahi ben yarın Allah nasip ederse eğer dalların dibine yeşil soğan ekeceğim. Yani kuru soğan yeşerecek. Buralar eskiden hiç ev yoktu buralarda. Ama görüyorsunuz sırası üzerine evler yapılmış. Hatta şu taraflarda da ev var. Şu gözüken yer de Hasan Dağı. Şurası da bayağı kayalar yani çok yakın kaya. Galiba güvercinleri de var. Şöyle bir de seranın içini göstereyim sizlere ne varmış. Galiba varmış ama kullanmış. Orayı çapalamış. Ispanak yapmış. Soğanları dikmiş. Yeşermiş soğanlar. Şöyle çapası var.
Bakın yeniden soğan dikmiş. Bu diktiği soğanlar dışarıdan daha çabuk yetişir. Çünkü burası havasız ve sıcak olduğu için. Burası da Seram'ın içi. Şöyle Özlem Hanım dışarı çıkmış. Bana dayanamamış. Dışarıda çeşmesi var. El yıkama yeri koymuş. Güzel olmuş. Şöyle bir de güvercinlerini yakından çekelim sizlere uçmazlarsa. Güneşi görmüş. Güvercine bakın. Ya Rabbim. Ay bu siyah niye öyle yapıyor ki? Sıcaktan mı yapıyor anlamadım. Kezban ablan tavukları da var orada. Bu da İbrahim'in yeni arabası. İbrahim benim hiç peşimi bırakmıyor. Bir de yaramazsın İbrahim. İbrahim. Güvercinlere bak hele İbrahim. Nasıl güzelmiş. Güvercin uçuverdi. Uçurduk güvercinleri. Artık yaz geldi. Dışarılara çıktık. Gezmeleri bazen gezilecek, bazen ev temizlenecek, bazen misafirliğe gideceğiz. Bazen de evimize misafir geleceğiz, ağırlayacağız. Köy hayatı böyle. Gerçekten her gün başka bir şekilde yaşayıp gidiyoruz. Her günümüz bir ayrı geçiyor, öyle söyleyeyim. Canım izleyicilerim. Burası da Kezban ablanın girişi. Şöyle hemen yan tarafında komşusunun evi var. Galiba oradan da çatı çalışıyor. Hoşuma gitmedi, dokunur demedim. Bu da Özlem ablamın patik modeliymiş. Maşallah her gün, maşallah her gün bir patik örüyorsun ablam. He nasıl örmüş? Vallahi yakışmış. Bunun boynu lastik. Şu yeleklere yapılan lastikten. Evet. Tespit düz lastik. Vallahi çok güzel olmuş. Bunun kısmı da farklı olacak galiba Özlem abla. Değişik orada değişik. Bittikten sonraki halini inşallah sizlere göstereceğim. İnşallah. Bu nasıl yavrum? Bu da Kezban ablanın patiğiymiş. Sen örmüyor musun Ayşe'nin bir şey? Hatice'nge sen ne örüyorsun ya? O gelin olmuş. Biz gelin olacağız. Bakın bir modeline. Şura ne yapamıyorsun? Ama kız çekti mi düğüne kaçır. Allah sen Hatice yenge de. Hatice yenge de bana gösterirken yazık çekti. Kaçırdı. İlmeğe kaçırdı. Ha bu da tekiliyormuş. Bakın Hatice yenge de yeşil beyaz. Krem mi o? Krem. Yeşil ve krem. Güle güle kullan inşallah. Fida niye yani, gelmedi Hatice yenge? O gelmedi ne bileyim dedim de. Yani geldi ki o gelmez. Ha. Uzak ya. Doğru. Hatice teyzeniz yine model koymuş. Valla her gün mesela annem ben dün görüyorum veya bugün görüyorum. Her gün bir ayrı model koyuyorum maşallah. Şöyle sehpanın üzerine koyalım anne. Daha güzel gözüksün. Hani küçük patik modelleri vardı ya onun büyüğünü yapmış anne. Evet, şu da küçük bebek patiğimizdi. Kim öğrenmiyor mu? Gidiyor mu? Bu da büyük hali. Güzel olmuş anne. Güle güle ör. İyi, sağ ol. İyi, sağ ol. Alin gel, annemin önünü şurada çitlerim. Özlem bak, bunu örneğe şeyle bak. Kafana girer. Hoş bulduk. Hatice'nin kızı sağ ol, arıyor musun? Niye konuşmuyorsun? Buyurun kız, misafirliğe kaldım. Konuştun mu bana? Çekiyor musun seni şu an? Oğlum Tüm'ün kızımın evine geldik. Ziyarete hayırlı olsun'a geldim. Bakın Hatice teyzenizin gözleri de yeşil bu arada. Yeşilim ben. Misafirliğe geldik, oturuyoruz. Namazı kıldık, çerez yiyeceğiz. Allah kabul etsin. Amin, cümleninkini. Patik öreceğiz. Patik öreceğiz. İşte bu onu akşamadan vakit geçireceğiz. İyi, hadi bakalım. He. Kuvanı olsun. Kuva yağını yedim. Olsun gelin. Vallahi dükkan şeyinden de koydurmadı, ondan da koydurmadı. Yok ya yiyen olmuyor, boştan gelin. Hatice teyzeniz hanım ağa gibi oturdu. Bakın ben sofraya oturmam, burada yerim dedi. Ben burada yerim. Kim istedi kız? Ben. Sen de alan olma. Sen benim alan olma dedim Özlem. Çekirdeğe savur verdim şeyden. Ayağım altımdaymış. Özlem zaten var sahibi değil mi Özlem? Yani ben ne yapacağım?
Dedim şimdi nesin? Ben iyi kek yaptım babam size bak. Emmimin kızının öncesi nasıl kek yaptım? Özlem'in kekine bakın değerli izleyicilerim. Sünger gibi de. Anne! Anne! Çok uzun olmuş. Özlem'in yüzleri gibi olmuş keki de. Uydu. Gördüm ki şöyleydi. Arkızı bir sararıyor. Ben koyu yumurtası kırmıştım. Bu da koyu yumurtası. Bu da oynasın annem. Bu da oynasın. Sen kızı arıyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Allah'ım. Ağzından koru. Ayşe yengenin dizlerinde platin olduğu için üşüyormuş. Ceketini sarmış. Vallahi çekirdeğin tadını çıkarın. Yarın yaz geliyor bak sizi avar edeceksiniz. Tamam yan Esra ya. Dur yansın o zaman. Yani biz öyle bir çalıştık ki böyle suyla oturduğumuza bakma. O zaman alırım. Sürgünle ama sürgünle uçurulun annem. Hadi size teyzenizi çalışırken de çekeceğim yazın size. Çek çek diyorsun ben yine. Karşıya in gel. Domatese gel. Tabii çek ben oralarda. Şimdi biz misafirlikten evet, evimize gidiyoruz. Dönüş yapıyoruz. Oho dine gidiyordu. Burada da küspe var. Tamam, buradaki küspe mi o? Küspe bunlar. Tamam bunun içine koymuyorlar. Hayır. Tamam hadi ben yine gidiyorum. Hayır. Hatice yenge top vermiş Halime yenge. Top kara bak bak kara top. Elmas. Bak kız turpa bak. Kara bak, kara. Kara top. Bak bu adama hastalık yedi. Niye buldun ama? Bulamadı Hatice yenge. Bu organik turp. Şu da beyaz organik. Vurma. Evet. Biri kara biri ak. Bu koşak daha sıcak çıkardı daha şey. Biz de bize sarıyorduk. Bu da diyor ki ben de karpuz istiyorum karpuz varsa diye. Hatice teyze nasıl gideceğim bu kadar yolu? Vallahi bilmiyorum ki nasıl gidilecek ev de uzak. Düştün yine yollara. Vallahi dün iyi hoca getirdiydim. Allah. Nazmi abi poşet getir de şunu koyayım dur. Hadi annem poşet getir. Hatice teyzem kum da bir. Burası da Demirci kasabasının bir kısmı. Çocuk parkı yapılmış çok güzel. Keşke bizim oralarda yapılsa da çocuklarımız oynasa. Nasıl güzel olmuş bizim oralarda yapılsa. Hatice yenge valla sen işi gördün. Eve gidene kadar tadilatı düzdün. Elmas çocuk da iyi oynar. Güzelmiş. Keşke bizim oralarda da olsun da çocuklarımızla oynasın. Aşağıdan olmadığından. Bir de bal kabağımı. Bir de yemek yapayım. Bu kadar gizmişiz. Turpu da doğra. Tatlı yap kabağı da. Bal kabağı tatlısı. Elmas burada olsa bizim sıfırlar oynar. Güzel olmuş. Erbahar'a bir de fada dizdese. Fada dizdese. İbrahim görüyorsunuz koşarak gitti. Parkımız iyi olmuş Nazmi. He iyi oldu. Şurayı da mandıra mı yaptınız? He davalar tıkıyor. Kışın tıkıyor musunuz? Ha, burası mandıraymış.
kışın koyunlarını davarlarını tıkıyorlarmış. Güzel olmuş vallahi, top sahası gibi. Bizim mahalle ta orada. Şimdi ben buradan oraya kadar yayan gideceğim. Şöyle. Şu sobalarda göstereyim tüten bacaları. Bu havada kim tütüyormuş anne öyle? Ne? Oran nereymiş o tüten yer? Nere? Çoğu soba tütüyor ya. Oturuz sizin mahalle. İki defa. İki defa yemez. Ben oraya kadar gideceğim. Hatice teyzeniz de. He. Anneminki biraz daha yakın bizimkine bakaraktan. Size giderim. Sizde ne yapın? Misafirim var akşama. Olsun. Akşam biraz kek, pasta bir şeyler yapın ben de onlara. Sen gel buraya. Gelinden burada oturuyor muzik. Ama şu hasretin o. Yumuşan uzaktan o, büyük gelin. Hatice yenge ne yapıyor Ayşe yenge? Gideceğim, tohum koyacağım. Ha, o da tohum koyacakmış. Kızar mı gidin Özel mi? Özel kızar mı gidin? Sağ ol hocam. Ha, esas şu oradan. Ben buradan ilk adını tepeye mi durup gidiyor muyum? Sen gelmemeye kaldın gidiyor muyum? Tamam git. Ben de buradan gideyim sandım. Annem diyor ki şimdi sen nereye gittiğini biliyor musun diyor annem ilk kızına. Ama şuradan gideceğimmiş o yüzden buradan nereye gitsin? Oradan da gidilir de uzak olur. Özlem bizi at arabaya buradan çek gidip işte. Bayağı ben, annem şey poşet istedi şuradan gidiyor. Bizim karanç hadidi. Ha? Bizim karanç hadidi hocam tıkırmış at arabaya. At arabası şöyle gidiyorlar dedi. Bacısı da var mı? Biz çok uzaklara gidiyoruz yanlış. Bu nasıl nasıl iyiymiş. Abi sen de çoban da görüyorsunuz. Evet. Çok güzel gözüküyor. Evimize giderken bu güzel manzarayı da sizlerle paylaşmak istedim. Akşam olaraktan koyunlar evlerine gidiyor. Mor koyun da var, keçi de var. Uçan sesine de bayılıyorum. Bu çan sesinin sevdası başkadır. Bilenler bilir. Bunu bu kulağa böyle müzik gibi gelir. Koyun sevenler anlar bunu. Ben koyunlar çok sevdiğim için çan sesi bana güzel geliyor. Bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.